Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün kripto para piyasasını değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bundan sonra her zaman daha doğrusu her gün Twitter'da aktif olacağım. Bunu ben belirtmiştim. Şöyle de aşağı doğru ineyim. Ya burada da görüyorsunuz zaten belirtmiştim. Grafikler paylaşacağım. Beğendiğim altcoin'leri paylaşacağım. Ya da en kötü ihtimalle geleceğim böyle Bitket'teki dev çekilişlerden sizlere bahsedeceğim. Bu arada Bitket'te bir dev çekiliş var. Hani etkinlik kaydı için şuradaki linkten hesap açmak için de yine üstteki linkten katılabilirsiniz. Gerçekten güzel şeyler veriyor. Hani imzalı Messi forması veriyor. Telefon veriyor. Tablet veriyor. Vesaire. Böyle bir sürü hediyesi var. Şartlar da çok basit. Çok basit bir şekilde. Ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. hani Mutlaka bakın derim ben bile şahsi olarak katıldım. Peki bu hafta haber başlıkları nelerdi? İsterseniz bir de buna bakalım. Bu videomda bu arada Türkiye ekonomisine de değineceğim. Bundan da bahsedeyim. Biliyorsunuz Türkiye'de EYT dediğimiz bir şey gerçekleşti. Bununla alakalı size birkaç küçük tavsiye vereceğim. Bunlar yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama günlük hayatınızda işinize yarayacak tavsiyeler olacak. İsterseniz hemen geçelim. Evet. Bir dakika orayı da kapatmasaydık hatta çünkü ilerleyen süreçte ortada bir şey göstermek istiyorum. Evet. MicroStrategy arkadaşlar 3 ay sonra Bitcoin aldı. 2500 Bitcoin alımı yaptığını açıkladı. Ya bu bir yandan güzel bir yandan kötü bir haber. Neden güzel derseniz arkadaşlar kurumsal bir firma Bitcoin alıyor. Ya bu tabii ki güzel bir şey ama bunun bir de yani Madalyon'un bir de öteki yüzü var. Ne derseniz piyasa iyice merkezi olmaktan uzaklaşıyor. Yani MicroStrategy dediğimiz holdingin elinde binlerce Bitcoin olduğu için artık ya bu adam istediği zaman piyasayı düşürüp istediği zaman çıkartabilecek kudreter işte. Ve bu benim şahsi olarak hoşuma gitmiyor. Ve bu adamın elindeki Bitcoin'leri satması Gerekiyor yani benim şahsi düşünceme göre olumlu düşünmüyorum bunu onu söyleyeyim ee, ama dediğim şekilde olumlu yanında var olumsuz yanında var hani bu biraz da sizin nasıl okuduğunuza bağlı genel olarak ben bu haberi olumsuz buluyorum bundan bahsedeyim. Diğer bir haberimiz şu arkadaşlar. Kaybedenler kulübü diye bir başlık atmış CoinColic. Bunda şundan bahsediyor. Bu sene içerisinde Pegini kaybeden. Ya yani ne demek bu? Mesela atıyorum US, UST. Bakın gelin göreceğiz şimdi. Evet UST mesela bu neydi? 1 dolara sabit olması gereken bir coin'di ve Pegini kaybetti. Hepimiz biliyoruz Terra çöküşünü. Ya bunun gibi coin'lere yer vermiş. Burada çöken projelerde bakın Terra var. Aşağı doğru iniyorum. Nir var. Kava var. Bir dakika evet Near var. Kava var. Ve son olarak Huobi'nin e, kendi alt var. Daha doğrusu stabil coin'i var. Sabitti biliyorsunuz bitti olarak. O da pekini kaybetmiş. Ya aslında bu firmalara da birazcık hani nasıl diyeyim. Bu firmalara da güvenmemek gerekiyor bu coin firmalarına. Mesela artık Luna'ya güvenmemek gerekiyor ya da bu firmaya güvenmemek gerekiyor. Ya da Nira ya güvenmemek gerekiyor. Ya çünkü bu herifler arkadaşlar bir iş yapmaya çalışmış ve bunu başaramamışlar. Fevkalade bir şekilde yüzlerine bulaştırmışlar. E bu sebepten artık ben hani bunlara güvenimi bir nebze kaybettim. Piyasada kaybetti diyebiliriz. Bunu size açıklamam gerekiyor. Yani kusura bakmayın ama maalesef böyle. Diğer bir güzel haberimiz şu. Daha doğrusu şu ana kadar ilk güzel haber ama MicroStrategy yeni yılda Bitcoin Lightning e, hizmeti sunacakmış. 2023 yılında Bitcoin Lightning network sistemini destekleyecekmiş. Bundan bahsediyor. Ya bu gayet güzel dediğim şekilde hani kurumsal firmanın Bitcoin'e yanaşması, Bitcoin'i desteklemesi gayet güzel şeyler. Ben bunları destekliyorum. Hatta Twitter'da da ya şimdi göstereyim bunu. Ee, siz gidince göreceksiniz gerçi. Bende gözükmüyor ama ya şurada arkadaşlar mesela artık siz atıyorum Berkefe ben niye bağış yollamak istiyorsunuz ya da atıyorum X kişisine bağış yollamak istiyorsunuz. Adam burada Bitcoin adresini ve Ethereum adresini paylaşıyor ki ben de paylaştım. E siz oradan girip adama Bitcoin ya da Ethereum yollayabiliyorsunuz. E böyle güzel özellikler ekleniyor. <laughs> E bu da tabii ki global çapta artık bize şunu gösteriyor. Ya mesela Twitter bunu neden yapıyor? E reklam amaçlı yapıyor. Ya biliyor. Artık burada bir ilgi var. Yani insanlar kriptoya bir ilgi duyuyor ve adam da bundan geri kalmak istemiyor. E bakıyor başlıca Ethereum, Bitcoin ve bunları da listeliyor. Bize de böyle avantajlar sağlıyor. Ya bunlar işte arkadaşlar gerçekten güzel haberler. Ee, hem Twitter'ın bunu yapması hem mikro stratejinin bunu yapması. işte bunlar Bitcoin'i kaldıracak şeyler zaten. Mesela Tesla'da yapmıştı biliyorsunuz ve Bitcoin'de ciddi bir fiyat artışı yaşamıştık. Mesela yarın bunu Amazon'da yapabilir, Apple'da yapabilir. E bunların tabii ki hepsi gayet olumlu şeyler. Bundan kesinlikle bahsedebiliriz. Bir haberimiz daha var. Bu da olumlu. Güney Pasifik ülkesi Fiji. Ufak bir ülke yine. Şöyle bir bakalım isterseniz. Fiji. Evet yani ufak bir ada ülkesi şuradan görüyorsunuz genellikle turizm için herhalde kullanılıyor öyle tahmin ediyorum bildiğim bir ülke değil. Ee, ufak bir ülke ama buna bitcoin destekçisi bir başbakan gelmiş ee, ve bitcoin'i resmi paran, para ilan etmek istediğini belirtmiş. Ya bunun da olması dediğim şekilde güzel çünkü orada bir turizm de dönüyor ve bitcoin'in biz trans, yani günlük hayatta da kullanıldığını görebiliriz orada. İşte bizim amaçladığımız şey gerçek oluyor diyebiliriz öyle bir durumda. Kabul eden ülkeler neydi şu ana kadar? Orta Afrika Cumhuriyeti. Ee, bunun haricinde Orta Afrika, ülke, Orta Afrika ülkesinde haricinde bir de biliyorsunuz El Salvador bunu kabul etmişti ve El Salvador ciddi anlamda destekliyor bunu. Ve bunun yanına bir de Fiji eklenirse e tabii ki gayet güzel olur. Ya biz global çapta birazcık da bunun yaygınlaştığını görebiliriz. Ben şahsi olarak böyle düşünüyorum. Geçtim. Bir tane süsü açıklama yapmış. Bitcoin tarihi bir alım bölgesinde demiş. Ama şunu da söylemiş. Uzun dönemli akümülasyonun başındayız. Ya şundan bahsediyor uzun süre daha yatay gideceğiz diyor. Ama uzun vadeli bakıyorsanız gayet güzel bir alım bölgesindeyiz demiş. Ya bunu Web3 projesi de söyledi. Octobus bir açıklama yaptı. Bu arada büyük bir firma. Ufak bir firma değil bu. E, bu ayı piyasası öncekilerden farklı demiş. Ve bu kripto kışının en az bir yıl daha süreceğini belirtmiş. Ya ben bu adamlara katılıyorum arkadaşlar. Hani kripto kışından öyle pat diye çıkamayız. Çünkü Amerika'da bir resesyon var. Yani resesyon başladı. Bunu kabul etmeyenler var ama ben kesinlikle başladığını düşünüyorum. Adetten stagflasyon da olabilir orada bunu bilmiyoruz. Mesela yüksek faiz var. Yüksek enflasyon var ve yüksek işsizlik olmaya başladı ufak ufak. Bunların hepsi arkadaşlar bize şunu gösteriyor. Amerika'da bir resesyon kesinlikle var. Bir stagflasyon da yaşanabilir. Yani bunun sinyallerini alıyoruz yavaş yavaş. E böyle bir durumda tabii ki biz bir sene daha hiç yoktan ne kripto para piyasasında ne borsalarda bir yükseliş bekleyemeyiz. E bu kripto kışının ben de en az bir sene daha süreceğini düşünüyorum. Hem bu Oktobüs firması gibi, hem de bu beyefendi gibi ben de o kanat Bundan bahsedeyim. Şöyle bir geçelim. Ya bir sene de arkadaşlar muhtemelen yatay bir akümülasyon sürecimiz olacak. E tabii ki yani burada mesela 20.000'e 20 çıkabiliriz, 15.000'e inebiliriz. Ama yatay süreç. Yani net bir yönümüz olmayacak gibi geliyor. Ha şunu da belirteyim. Mesela en dipte 7.000 dolar var gibi geliyor. Ya orun zerre altını şahsi olarak Hiçbir zaman düşünmüyorum. Ve bunu belirtmem gerek. Daha tekrardan teknik analizde inceleriz bunu. Bu arada arkadaşlar hani daha demin pegi bozulan coinlerden bahsetmiştik ya hani dikkat edin dedik. Diğer bir dikkat etmeniz gereken 5 coin de şunlar. Aave, SushiSwap, Chainlink diyelim daha doğrusu. Bir de Lido diye bir coinmiş. Ya yani bunu da duydum diyebilirim ama net olarak bilmiyorum. Yani incelemedim. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Alameda Resurgen arkadaşlar. Bunlar elindeymiş ve adamlar bunu Ethereum'a dönüştürüyormuş. Bakın burada da okuyabilirsiniz zaten. Şöyle bir aşağı iniyorum. Bu arada USDT de varmış ama USDT'ye bir şey olacağını sanmıyorum. Ya bu sebepten arkadaşlar hani elinizde bu coinlerden varsa birazcık dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ee, ayrıca de hani alırken de birazcık daha düşünmeniz gerek. Ya çünkü dediğim şekilde hani adamın elinde satacak coin'i var ve muhtemelen bunları satacak. Ya bunlar birazcık tehlikeli şeyler. Lütfen dikkatli olalım. Gelelim şimdi peki Amerika'da ne oluyor? Ya biliyorsunuz biz faiz artışlarından dolayı Bitcoin'de bir düşüş gördük. Yani Bitcoin 70 bin dolarlardan 16 bin dolarlara kadar gerek tera çöküşü gerek FTX çöküşü gerek de faiz artışları da düştü. Ama bunun bir sebebi de faiz artışıydı. Yani faiz artışı olduğu için aslında biz şu an bugün 16.600'lerdeyiz diyebiliriz yine bize. Piyasaya giren para kısıldı çünkü. Adamlar musluğu sıktı. Ee, peki bu ne olacak? Ya bununla alakalı şöyle bir izlenimim var arkadaşlar. Şimdi dünya çapında genel olarak enflasyon düşüyor. Mesela Amerika'da 7.1'e gerilemiş görüyorsunuz. Ya Türkiye gibi birkaç orta doğu ülkesinde yüksek enflasyon var ama genel olarak Avrupa'da da bazı... E, baz aslında ba, ya bu şey e, Nasıl anlatır anlatabilirim. Ya geçen geçen senenin arkadaşlar bu ayında mesela atıyorum 7.1 enflasyonsa e, bu ay mesela 7.2 ise bir dahaki senenin e, biz burada aslında baz etkisinden dolayı hani bir ufak artış var diyebiliriz ya da mesela geçen sene 8.2 ise bu sene 7.1 ise bir baz artışı bazı etkisi var diyebiliriz. Yani, kısacası bazı etkisi var. Bundan bahsetmem gerekiyor. Yani daha fazla detaya girip sizin aklınızı bulandırmak istemiyorum. Çünkü gerçekten finansal okuryazarlığı yazarlı olmayan insanlar var. Her neyse. Ya, genel olarak arkadaşlar Avrupa'da ve Amerika'da e, baz sebepli biz bir enflasyonda gerileme göreceğiz. Muhtemelen. Çünkü dediğim şekilde geçen senenin fiyatlarıyla bu senenin fiyatları baz esaslı birazcık değişecek. 7.1'e gelmiş bir Amerikan enflasyonu var ve bu enflasyon geriliyor. Bakın Amerika'da mesela geçen enflasyon kaçmış? Şuradan bir bakalım birlikte. Mesela 7.7'ymiş. 7.1'e geri demiş. Amerika'da faizler de artıyor biliyorsunuz. Şuradan bir açayım şimdi tekrar onu. Ya 4.5'a çıkacağız gibi duruyor bir dahaki toplantıda. 4.5 4.50 ile 4.75 arasına çıkacağız gibi duruyor. böyle bir durumda bir şunu söyleyebilir miyiz artık? Enflasyon ve faiz arasındaki makas yavaş yavaş kapanıyor ve yüksek ihtimalle ilerleyen yani 2023'ün ortalarına doğru da biz bunun tamamen kapandığını göreceğiz. Bence bunu söyleyebiliriz. Avrupa için kesinlikle aynısı geçerli değil. Avrupa ile yüksek bir enflasyonda boğuşuyor. Mesela Litvanya'da yüzde 23, Macaristan'da 22.5 enflasyon var. Avrupa birazcık daha geç kaldı faiz artışında. Yani orada birazcık da makas var ama Amerika bazında konuşursak artık biz şu yüksek enflasyon ve yüksek faiz olayının yaşandığı günlerdeyiz. Ama zamanla bunu sindireceklerini düşünüyorum. Ee, ama şunu da belirteyim yani 2023'ün ortasına kadar bence faiz artışları kesinlikle devam edecek. E, o zamana kadar da ben boğa beklemem piyasadan yani 2023'ün ortasına kadar. Bunu belirtmem gerekiyor. Ee, yani Dünya çapında bir kriz var ve bu kriz 2023 ortasına kadar devam edecek gibi duruyor. Bu sebepten arkadaşlar şahsi düşüncem bu şekilde. Özetle en özet şekilde. Ee, bu kripto kuşu bir sene daha sürebilir. Yani 2024'ün başında belki de boğa piyasasında olabiliriz ama 2023'ün ortasına kadar ben bunun olacağını düşünmüyorum. Bunu unutun diyebilirim. Ya bir de şimdi şöyle bir avantajımız da var. Avrupa'da doğalgaz fiyatları savaş sebebiyle yükselmişti. E şimdi eski seviyesine göre dönüyor. Petrol fiyatları da keza öyle eski seviyesine yavaş yavaş dönmeye başladı. Bunların hepsi güzel ve enflasyonu düşürebilecek şeyler. Ama dediğim şekilde yani hiç yoktan 2023'ün ortasına kadar biz yine bu sorunu çekeceğiz ve yine faiz artışları göreceğiz özellikle Avrupa'da gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de bir olay yaşandı. Ne oldu? EYT'de yaş şartı uygulanmayacak dedi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Ee, sadece şöyle bir şart koydu. 25 sene çalışma şartı. Yani 25 sene çalıştıktan sonra e, siz eğer EYT'liyseniz emekli olabiliyorsunuz. Böyle bir olanak sağladı. Ya bu bir anlamda güzel bir anlamda kötü neden güzel derseniz bakın bu 2 milyon 250 bin vatandaşın bu bir hakkıydı. Yani bu adamların anayasal bir hakkı vardı. Tamam belki almamaları gereken bir ama zamanda devlet bu adamlara bu hakkı verdi ve bu adamlar da bu hakkını kullanmak istiyordu. Bu sebepten bunun geçmesi kesinlikle anayasal olarak doğru hak verdiğim olması gereken bir şey. Ama bir nebze de bunun kötü bir yanı var. Ee, kötü yanı ne derseniz ya yüksek enflasyon olacak. Ya bu 2 milyon 250 bin vatandaşın eline minimum kişi başı her ay 5 bin lira para düşecek 7 bin lira 8 bin lira 10 bin lira emekli maaşı alan adamlar da var. E bunlar tabii ki bir enflasyona sebep olacak e piyasada para bolluğuna sebep olacak. E bunların hepsi de hem yeni vergiler olarak bizlere dönecek çünkü bu paranın bir yerden çıkması lazım. Bizlere dönecek hem de arkadaşlar yüksek enflasyon olarak yine bize dönecek. Yani bunu net bir şekilde bilelim tamam bu olumlu güzel olması gereken bir şeydi ama bunun olumsuz bir yanı da olacak. Gelin şimdi Bitcoin'i inceleyelim. Bitcoin'de ne oluyor diye şöyle bir baktığım zaman şunu görüyorum. Ya yani boş grafiğe geçelim. Evet. Daha iyi anlatacağım şimdi. Şöyle bir arkadaşlar grafiğe uzaktan baktığımız zaman ya yani şöyle bir uzaktan bakın. <laughs> ne görüyoruz? Durmadan düşen hemen hemen 70 bin dolardan 69 bin küsur ama 70 bin diyelim 70 bin dolardan beridir durmadan aralıksız düşen ara sıra şöyle ufak düzeltmeler yapan bir bitcoin fiyatı görüyoruz bakın şöyle ufak düzeltmeler yapsa da genel olarak düşen bir bitcoin piyasası görüyoruz ama bakın bu piyasa bir yerde değişmeye başlamış artık bakın şurada <laughs> Pardon ikilip yapmaya çalışıyor gibi duruyor. Yani burada bir dip oluşturuyor gibi geliyor bana. Bu sebepten zaten copy trade'den ben long pozisyon açtım. Ve long pozisyonumu tutuyorum bunu yukarı ön döneceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir dip oluşturuyoruz gibi geliyor bana. Yani artık şurada bir dip oluşturuyoruz ve kısa vadeli bir yükseliş yaşayacağız gibi geliyor. Şuradan bir açayım bir saniye. Evet bu yükselişin arkadaşlar 21 bin dolar kapısına kadar olacağını düşünüyorum. 21 binden tekrardan aşağı yönlü 19 bin vesaire e, düşüş gelebilir. Bunu da uyarayım. Ama 21 bin dolara kadar ara bir yükseliş bekliyorum. Genel olarak da bir senelik bir yatay sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Zaten bu sebepten copy trade'i başlattık. Hani bir sene yatay gidecek para boş durmasın. Hem takipçilerimin hem benim param artsın. Orada katlansın diye böyle bir şey yaptık. Ve ROI'mizin de %110 olduğunu yani para yatıran insanların 100 bin lira yatıran adamın 110 bin lira para kazandığını hep birlikte gördük biz orada. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Ya copy trade'de de olanlar zaten bu yükselişten muhtemelen faydalanacaktır. Şöyle bir 3 x tane hesaplarsak yani %25 yükselişte %75 daha para kazanacaklar. Ruhimiz de muhtemelen %200'e yaklaşır. Ya bunların hepsi olumlu şeyler. Bitcoin'de böyle bir ara yükseliş yaşayacağımızı düşünüyorum. Ha şu da var yaşanmaya da bilir. Yaşanmaz sonu olur. Mesela şöyle bir ihtimal de var. Ya Biz burada bir bayrak oluşturmuştuk. Bayrak formasyonu oluşturmuştuk. Onu da gösterelim şuradan. Bakın şurada bir bayrak formasyonu oluşturmuştuk. Hatta şurada bir üçgen de oluştu. Düşen üçgen, alçalan üçgen. Ondan sonra pat diye aşağı yönü kırıldı. Bunun mesafesi 11.400. Daha gelmemiş ya da bayrağın hedefi mesela 6800 daha gelmemiş. Hani buralara da düşebiliriz ama benim şahsi kanaatim, şahsi piyasa yorumum bunun 21 bin dolara kadar ara bir yükseliş yapacağı kanaatinde. Ben 21 bin dolara kadar ufak çaplı hani şöyle %25 çok değil ama yani boğa piyasasına geçirmez bize ama %25'lik bir yükseliş geleceği kanaatindeyim. Ya zaten Twitter'a girerseniz arkadaşlar herkes düşüş bekliyor. Ben bunu gördüm. Twitter'a girdim. Şöyle bir keşfettimden aşağıya indim. Başka bir hesaptan bu arada kendi hesabımdan değil. Çünkü kendi hesabıma bakınca benim gibi düşünen insanları görüyorum. Genellikle onları beğenmişim. Ama tarafsız bir hesaptan bakınca herkesi görebiliyorsunuz. Ya siz de yapın isterseniz tavsiye ederim. Ve ona baktığım zaman arkadaşlar ben şunu gördüm. Hemen hemen herkes düşüş bekliyor. Hemen hemen herkes 13.000'i bekliyor. 12.000'i bekliyor. Ya tamam buraya gelebilir ama buraya gelmeden önce bu insanların beklentisinin değişmesi lazım. Mesela ben şundan eminim. Evet Bitcoin 16.600'den 21.000 dolara gelirse insanların artık ya 21.000'den 30.000'e gidiyoruz beklentisi ya da 25.000'e gidiyoruz beklentisi insanların kafasında oluşacaktır. Ve bizim böyle bir beklenti ihtiyacımız var. Piyasanın böyle bir beklenti ihtiyacı var düşmesi için. Ve ben de bunun olacağı kanaatindeyim. Yani 21.000 doları bekliyorum. Bunu belirteyim. Ethereum'da peki durumlar nasıl derseniz. Ya Ethereum'da ben bir tehdit gördüm. Ya yani bunu Twitter'ımda da gösterdim sizlere. Sizlere bahsettim. Şöyle bir gelin isterseniz bakın ya bunu sabitledim zaten. Yeri geldiği zaman bunu pat diye çıkartıp insanlara göstereceğim. Ne bu? Ya gelip buradan daha detaylı okuyabilirsiniz ama Ethereum'da sistematik bir risk var. Ya orada bir satış baskısı gelebilir. Özellikle bu senenin e, Mayıs ayı gibi, Nisan ayı gibi. Ya ilk barında burada tarihte belirtmiştim. Şimdi hatırlamıyorum. Gelip bakabilirsiniz. Ya bu sebepten ben Nisan'dan sonra mesela Ethereum'da durmam. Yani Ethereum'dan uzak dururum. Ya bunu da zaten orada belirttim. Mutlaka okuyun. Ama Bitcoin'de de şu an yükseliş olursa yani ufak bir ufak çapta dediğim o Bitcoin'deki yükseliş gelirse ben mesela Ethereum'un arkadaşlar 1450 seviyelerine gelmesini beklerim. Buralar benim için olası yerler buralara gelebilir bitcoin pardon ethereum bundan bahsedelim burayı yukarı yönlü de kırabilir bu arada daha da devam edebilir belki bakarsanız boğa piyasası başlar bunların hepsi olabilecek şeyler ama genel olarak ben bir senelik daha bir yatay piyasa ayrıca de bitcoin'de ufak bir ara yükseliş bekliyorum bunu belirteyim. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Hani Bitcoin'de harmonik tamamlanmış değil. Ama şu an baktığım zaman piyasa dip oluşturmaya çalışıyor. Benim gördüğüm bu. Ve insanlar da genel olarak düşüş beklentisine girdiği için ben ufak çaplı bir yükseliş bekliyorum. Bundan bahsedeyim. Sebebini de açıklamış olayım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.